Kendi hastanemde beni mi öldüreceksin? Benim tek istediğim sessiz sakin bir şekilde aklım olanı almak. Ortalığı ayağa kaldırmadan önce bir dinle beni. Neyini dinleyeceğim? Manyak seni! Benim o cinayetlerin hiçbiriyle bir ilgim yok. Madem ilgin yok, niye sakladın kim olduğunu? Çünkü hepinizin dilinde bir Ziyalı'nın oğlu lafı gidip duruyordu ondan. Kanıtınız var mı? Yok. Ama niyeyse herkes benim katil olduğuma inanmış. Say kimin başının altından çıktı bu fikir? Eylül'ün. Hiç şaşırmadım. Ben sizin karşınıza geçseydim, Ziyanur'un oğluyum deseydim, siz hepiniz bana katilmişim gibi davranmayacak mıydınız? Yalan mı? Ne yapayım? Ben de gerçek katil ortaya çıkana kadar sustum. Demek gizlediğim bir şeyler var. Yoksa susar mıydın? Susmazdın. Evet var. Ama senin de var. Yanlış mıyım? Neyi ima ediyorsun? Seninle aynı tarafta olduğumuzu. Bak, ikimiz de babalarımız tarafından haksızlığa uğradık. Eğer hakkımız olanı almak istiyorsak, böyle açıktan değil, gizlice çalışmalıyız. Yani ben zaten kimliğimi sana kendim ifşa etmedim mi? Bu da oyundur. Kim bilir ne hesaplar vardır senin o kafanda. Sen git bir polisle konuş. Ama katilin ben olmadığımı öğrendiğinde biraz utanacaksın. Göreceğiz bakalım. Nereye gittin Sinan Bey? Fatih ile ilgili bir şey geldiyse aklınıza bizimle paylaşın lütfen. Evet Özer Bey. Sen şu Fatih meselesini bana adam gibi anlat bakalım. Alo. Eylül. İyi misin sevgilim? Neredesin? İyiyim. Kusura bakma, meraklandırdım seni. İyiyim ama bir şeyim yok. Oh, çok şükür. Hayatım neredesin? Niye haber vermeden gidiyorsun? Çözmem gereken bazı şeyler var. Ne kadar sürer bilmiyorum. Selim abiye söylersin sen. Neyi söylerim ya? Bir sürü hastaneye gelemeyeceğim. Sen de beni merak etme. Ne demek hastanede olamayacağım Eylül? Ne demek merak etme? Neredesin sevgilim sen? Hı? Bana bak. O manyak herif seni kaçırdı mı yoksa bir yerlere mi götürdü? Zorla seni tutuyor mu? Hayır. Kendim isteyerek geldim ben. Yahu nereye kendin geldin? Eylül bak, o manyak yanındaysa şifreli konuş benimle. Anlarım ben. Hayatım. Ali saçmalama, kimsenin bir şey yaptırdığı yok. Kişisel bir durum. Kişisel bir durum mu? Ne kişisel durumu? Eşyalarını da alıp gitmişsin haber vermeden. Ne oluyor Eylül? İşte kalacağım bir süre dedim ya. Sen sakın kimseyi ayağa falan kaldırma. Ben iyiyim, merak etme. Biraz kafamı toparlayayım, arayacağım ben seni, tamam mı? Hadi görüşürüz. Eylül bak. Eylül.
Buyur kızım. Hüsnü Hanım'a bakmıştım. Benim yavrum, buyur. Eylül ben. Eylül? Azize Zeynep'in kızı. Eylül? Ali Asaf'la derdi olabilecek doktorları araştırırken dikkatimizi çekti. Aralarında bir olay geçmiş. Kızınızla ilgili. Sevmiş kızımı. Kızım vefat edince de... Neyse. Ben bu Fatih başka bir hastanede çalışıyor diye biliyordum. Yok. Ailesi bir psikiyatri kliniğine yatırmış. Epeydir de oradaymış. Aileye laf gelmesin diye de yurt dışına gittiğini söylemişler. O kadar kötü olmuş demek. Yazık çocuğa. Toparlayamadı demek kendini. Birkaç ay falan önce kaçmış oradan. Bir daha da gören olmamış. Klinikteki doktorları başta Eylül Hanım ve Ali Asaf Bey olmak üzere... hastanedeki bütün personele saplantılı şekilde takıntılı olduğunu söyledi. Hadi ya. Ayıp ettik adama. Kime? Neyse. Boş ver Özer Bey. Ben bir şey hatırlarsam ararım sizi. Peki. Tamam. Kolay gelsin Sinan Bey. Sağ ol. Söyle doktor. Ne yapıyor Fatih? Küçük gibi uyuyor doktor. İlaçlarını verdin mi? Veriyorum ama pek bir faydası yok. Daha da kötü oluyor. Bugün hiçbir şey yemedi. Anca bütün gün uyudu. Bırak uyusun. Tedavi etmiyoruz herifi. Şunu şu telefonu da getir de halledelim artık şu işi. Sinan arkadaşın da içi rahat etsin. Tamam patron. Hallediyorum. Evet. Ne evet? Ters konuşma benimle. Senin iş tamam. Suçluyu paketleyip sana teslim edeceğiz. Gerisi de artık senin becerine kalmış. İşini adam akıllı yap, aramız bozulmasın. Sana bulaştığım günün gittikçe çamura saplanıyorum senin yüzünden. Şu iş bitsin. Bir daha sakın karşıma çıkayım deme. Bu işlere bulaşmadan önce düşünecektim bunları Tarık'cığım. Hadi haberleşiriz. Tamamdır. Herkesi Fatih konusunda bilgilendirdim. Gözleri açık olacak. Ne kazasız belasız yakalasak şu herifi. İnşallah. Şükürler olsun. Güzel Allah'ım dualarımı kabul etti. Hamdü senalar olsun. Eylül'üm. Güzel torunum benim. Dur bir bakayım sana şöyle. Ah ne güzel bir kız olmuşsun. Tıpkı annen. Hık demiş Zeynep'imin burnundan düşmüşsün. Şey pekmez kaynattıydım yeni. Getireyim de ye. Çay da var. Ay, ama şey ekmek yok. Ben hemen bir koşu Hayriye'den alıp gelivereyim. Hüsnü Hanım lütfen biraz oturabilir miyiz? Ben zaten çok kalmayacağım. Nereye yavrum? Daha yeni geldin. Hüsnü Hanım lütfen. Tabii. Oturalım. Annemle ilgili birkaç bir şey soracağım ben. O yüzden geldim. Ben 30 yıldır yolunu gözlüyorum. Her gece dua ediyorum. Kalsaydın birazcık. Yapmayın. Bunca zaman bir kere bile aramadınız beni. Şimdi bütün bunlara gerek yok. Aradım yavrum. Çok aradım. Ama
Bir kerecik bile göstermediler. Baban kaptığı gibi seni kaçtı gitti. Gidiş o gidiş zaten. Annemin cenazesine bile gelmediniz. Yetişemedim. Yetişemedim. Ben gelene kadar kaldırmış cenazeyi. Bir tanecik evladımı toprağa koymama bile izin vermedi. Benim yavrum bensiz girdi toprağa. Ben nasıl aramam Eylül? Ben evladımı nasıl aramam? Babam bizi görmek istemediğinizi söylemişti. Beni de reddetmişsiniz. Yalan. O da yalan. Ben öğrendim ama. Zeynep'im canına kıymış. Öyle ölmüş benim evladım. Onun için kaçtı zaten baban. Onun için karşıma çıkamayış. Ondan sebep benim gözüme bakamayış. Evladım kanına girdi. Onu aldı benden. Seni aldı. Her şeyimi aldı benim. Ben yıllardır dua ediyorum. Ara bul beni diye bekliyorum. Seni bir kerecik göreyim. Sana bir kerecik sarılayım. Senin kokunu bir kerecik içime çekeyim diye bekliyorum. Sen benim tek evladımın tek yadigarısın. Ona sarılamadım. Sana sarılayım diye bekliyorum. Canım. Yavrum. Onun derdine derman olamadım. Seninkine olayım diye bekliyorum. Hocam, bileklik çıkmış. Ha evet. Evet, sağ ol Özgül. Teşekkür ederim. Hadi gözümüz aydın. Sağ ol. İşte şimdi ameliyathanede fırtınalar estireceğim. Bekleyin beni. Süper. Sen nasılsın, iyi misin? Sağ ol hocam, iyiyim. Baksana şuna ya. Günaydın. 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 Abi bir konuşabilir miyiz? Tabii tabii. Ben çıkayım o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Abi. Çok sevindim. Sağ ol. Oh be. Gel, gel anlat bakayım ne oldu? Anlat. Ne oldu? Eylül yok. Eşyalarını alıp gitmiş. Dün gece konuştuk. Kişisel bir mesele diyor. Ama telefonunu da kapattı, ulaşamıyorum şimdi. Dur bir dakika şimdi, dur. Bir sakin ol, bir nefes al. Hiçbir şey anlamadım çünkü. Anlat bakayım tek tek. Abi ben anlamadım ki sana anlatayım. Durduk yere evi terk edip gitmiş işte. Efendim? Tamam. İpek gelirse haber versinler de bize. Gelmiş galiba haber. Ali Asaf nereye gidiyor? Ali Asaf nereye? Dur beni böyle merak. Hayda. İpek. Dün gece ablanla konuştun mu hiç? Hayır, niye? Dün sizi çatıda bıraktığımda aranızda ne geçti? Ne konuştunuz? Neden ablama sormuyorsun? İpekçim. Şu anda tavır yapacak zaman değil. Sana bir yere gideceğinden falan bahsetti mi abla? Nereye gideceğinden? Bilmiyorum. Dün gece eve gelmedi, eşyalarını alıp gitmiş. Konuştuk iyiyim dedi ama şu saat oldu hala ses soluk yok. Yani biz geçmişi kapatalım dedik. Özür diledik birbirimizden. Öyle şeyler konuştuk. Söylemedim nereye gittin. Söylemedi. Seninle alakası yok yani. Tamam. Konuşursan, haber alırsan önce bana söyle, tamam mı?
Abla, neredesin? Mektup yüzünden mi gittin? Görünce hemen ara beni, merak ediyorum. Ay, uyanmış mı benim güzel torunum? Günaydın yavrum. Hadi kahvaltı hazır. Gel de yiyelim. Ben bu saatte bir şey yemem ki. Aa, ne demek bir şey yeme? Hiçbir şey yemeden olur mu? Neler yaptım neler. Hele yumurtalarımı gör. Kendi tavuğumdan çift sarım. Hadi giyin de gel aşağıya. Bekliyorum seni. Hadi yavrum. Özel Bey, bakın gitmesi için hiçbir sebep yoktu. Ben o manyağın bir şey yaptığından şüpheleniyorum. Ya bir şekilde karımı tehdit etmiş olabilir. Tamam. Tamam, ben haberinizi bekliyorum. Sağ olun. Ne diyor? Teknik takip başlatacaklar işte. Telefonunu takip edecekler. Bak, sen çok yorgun görünüyorsun. Uyudun mu hiç? Yok be abi. Ne uyuması, uyanacak zaman mı? Büyütme ama bu kadar Ali Asaf. Bence senin düşündüğün gibi bir şey çıkmayacak, merak etme. Nasıl yani? Bildiğin bir şey mi var yoksa? Eylül'ü biliyorum ben, Eylül'ü. Yapar o böyle şeyler arasında. Nasıl şeyler yapar? Oğlum bir sürü şey yaşandı. Hem de üst üste yaşandı. Duygusal şeyler bunlar. Eylül böyledir. Duygularıyla başa çıkamayınca bir kaybolur ortada. İnine çekilir. Yaralarını sarar, sonra tekrar çıkar meydana, merak etme. Abicim, onlar eskidendi. Eylül şimdi evli bir kadın. Yani böyle kafasına estiği gibi tek başına çekip gidemez artık. Günaydın hocam. Günaydın Selim Bey. Günaydın. Günaydın Zeynep, gel otursana. Yok, ben oturmayayım. Hocam, biz bugün Karabucağa dönüyoruz değil mi? Yok Zeynep'ciğim, ben dönemem. Çözmem gereken bir mesele var. Eylül Hanım'a bir şey mi oldu? Evet. Çayımız da geldi. Uzat yavrum bardağını. Ben buraya gelmiştim daha önce, hatırlıyorum. Gelmiştiniz tabii. Buralarda koşup oynamıştın. Eteğime dolanmıştın. Neler yapmıştın neler. Kızım da çok mutluydu o vakitler. Bana biraz ondan bahsetsene. Anacığından mı? Bak, sucuk pişirdim sana. Omlet de yaptım. Hadi anneciğim. Nasıl biriydi gençken, çocukken falan? Deli dolu. Fişek gibi bir şeydi. Hiç yerinde duramazdı. Mahallenin bütün oğlanlarını sıraya dizer döverdi. Acar, cambal bir şeydi işte. Erkek Fatma derlerdi de kızardı. Aa, hadi annem, ye biraz. Bak, kaymak da var. Çok faydalı. Sen de zayıf çocuksun.
Vedat'a sevdalanınca durulduydu. Ah ah, yaktı evladımın başını. Vermez olaydım. Keşke gurbete verecek kızım yok diyeydim. Ama desem ne olacaktı? Dinler miydi ki anam? Kaçar giderdi. Çok sevdalıydı, çok. Çocuk istemiyor muydu peki, sen öyle bir şey biliyor musun? Çocuk istemez olur mu yavrum? Hangi kadın anne olmak istemez? Bilmem, beni sevmiyormuş da anne. Belki istemiyordur, ondandır dedim. Seni sevmiyor muymuş? Kim dedi bunu? Kendi dedi. Yazmış yani. Benim kızım mı yazmış? Ölmeden önce yazmış. Yavrum, benim gözüm seçmez onu. Göremem yakını. Sen oku da dinleyeyim ben. Vedat, sen bu mektubu aldığında ben ölmüş olacağım. Ama sen beni çok daha önce öldürdün. Benden vazgeçip o kadına gittiğin gün öldürdün. Sen benim dünyamdın Vedat. Ben senin çocuğumdan bile çok... Ben senin çocuğumdan bile çok sevdim. Sen beni sevdiği... Ondan bile vazgeçerdim. Geçiyorum görüşte. Sana olan aşkımın büyüklüğünü gör diye çocuğumu bırakıp gidiyorum. Eylül'ü her gördüğünde beni nasıl öldürdüğünü hatırla. Sana cezam budur. Uzanacağım dedi. Uyuyor sanıyordum. Hem de senin yanında yapmış. El kadar çocuğun. Ah yavrum. Ah benim kadersiz yavrum. Keşke daha önce bulaydım. Önce bulaydım da kanatlarımın altına sokup koruyaydım. İyiyim ben. Kurtardım kendimi, doktor oldum. Kusura bakma. Böyle gelip de geçmiş hatırlatıp üzüldüm seni. Evlat acısı hiç unutulur mu ki hatırlansın yavrum? Ben yavrumu toprağa gömdüm. Hangi ana evladını unutabilir ki? Ama iyi ki geldin. İyi ki gördüm ben seni. İşte ise gözüm açık gitmeyecek. Canım. Canım. Samo, ben diyorum ki biz birlikte eve çıkalım. Zaten uyumadan uyumaya eve gidiyoruz. Biz neden ayrı para ödüyoruz ki? Şöyle hastaneye yakın, güzel bir ev tutalım. Masrafları da bölüşürüz. Bence çok mantıklı. Bence çok mantıksız. Sabahtan akşama kadar senin yüzünü görüyorum zaten Alp. Bari gece uyurken rahat bırak beni ya.
Bir düş yakamdan. Abi sen benden hoşlanmıyor musun ya? Ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Konuyu hiç saptırma. Konuyu hiç saptırma. Hem sen bana yamancağına gidip şu kızla evlensene artık. Kız senin yollarını gözlemekten helak oldu be. Bir de yarın bir gün benim bir kız arkadaşım olsa... Samocuğum senin eve gidelim dese, ben de heyecanlansam. Ne diyeceğim ben kıza? Yok benim ev arkadaşım var, olmaz mı diyeceğim. Sen kendin ev olaylarını hallet. Kime diyorum ben Alp? Neye bakıyorsun sen orada? Şu halimize bak. Kim derdi ki bunlar bizim başımıza gelecek? Bahar ölecek. Fatih. Katil olacak. Hakikaten ya. Ne hale geldik. İnsan bu fotoğrafa bakınca olan bitene daha çok inanamıyor. Gerçekten Fatih mi yaptı o deli deli işleri ha? Vallahi psikolojisi düzgün olsa yapmadı derim Alp'im ama... adam psikiyatri kliniğine yatırılacak hale gelmiş. Ne desek boş kardeşim, ne desek boş. Biz de ayıp ettik abi. Ne aradık ne sorduk adama. Belki iki dertle istek bu kadar kötü olmazdı. Tamam da kardeşim bu öyle iki kahve muhabbetiyle geçiştirilecek bir şey değil ki. Bayağı büyük hastalık yani. Evet beni görmek istemiştin. Ne yapalım? Uzatayım mı ellerimi? Kelepçe takacak mısın? Ya kusura bakma. Ayıp ettik sana. Gel, geç otur şöyle. Ne söyleyeyim sana? Çay, kahve? Ya bir şey istemez. Ama sen de öyle birden söyleyince... bir de böyle senin tuhaf hallerin, tavırların var. İnsan ne düşüneceğini bilemiyor. Mazur göreceksin artık. Demek Ziya Nur'un öz be öz oğlusuna. Vay Ali Asaf vay. Altın çocuk devrin kapanıyor demek. Sen de bunu arkana yaslanarak izleyeceksin işte. Daha ne istiyorsun? Hiç. Ne isteyeyim başka? Hastanemi o iki kukumav kuşundan kurtarayım yeter bana. Anlat bakalım. Niye istememiş Ziya Nur seni? Niye olacak? Mutlu Neziha ile ortamını bozmamak için. Adına leke sürdürmemek için. Yüce insan, büyük adam Ziya Nur'un gayrimeşru bir oğlu varmış. Düşünsene skandalı. O bana baba olmayı değil, yetim Ali Asaf'a veli nimet olmayı tercih etti. Vay arkadaş vay. Olanlara bak. İnsanlara tepeden bakmayı severdi rahmetli. Ne yere bakan yürek yakalmış. Ne yapacaksın şimdi? Ziya Nur'un hisselerini Ali Asaf'tan alacaksın değil mi? Hemen dava aç. Tanıdığım çok iyi avukatlar var. Yapma Sinan Bey. Yapma Sinan Bey. Yani hepsini almak varken niye yarısına razı olalım? Sen de haklısın. Olmayalım tabii. Peki... söylesene, sen sağlığında babanın karşısına çıktın mı hiç? Bunlar çok uzun meseleler ya. Ya da biz ne yapalım biliyor musun? Akşam çıkalım, ben hepsini anlatayım sana. Olur. Hadi, akşam görüşürüz. Görüşürüz. Baban şoför adam. Uzakta bir evden. Anan kıskançlık yaptı. Kuşkuya kapıldı. Arar dururdu beni. Hep ağlardı. İmkanım yok ki gidip yetebileyim. Ama dedim yapma kızım dedim. Erkek kısmı bu kadar sıkmaya gelmez dedim. Söz dinletemedi kalbine. Kara sevdalı gibi bir şeydi. Babamı da kaybettik yakın zamanda. Allah günahlarını affetsin. Yani belki kötü bir adam değildi. Ama adamdı işte. Ah, ah.
Onun sevdası yaktı kızımın başını. Teyzem de böyle olduydu. Onu da ben bulduydum. Böyle derken nasıl buldun? Allah Allah. Hayırdır inşallah. Hanımefendi, ben arabanın sahibi eşimi arıyorum. Adı Eylül. Ali. Eylül? Eylül Hanım, iyi misiniz? Burada zorla tutulmuyorsunuz değil mi? İyiyim. Polise mi haber verdin? İyiyim dedim ya Ali. Yok bir şey. Hüsnüye Hanım benim anneannem Onur da. Kızım, sen kocandan mı kaçtıydın yoksa? Hayır, hayır. Korkulacak bir şey yok. Yanlış anlaşılma olmuş. Gelsene bir konuşalım. Merhaba efendim. Eylül, sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Eylül? Eşyalarını alıp evden çekip gidiyorsun. Telefonunu açmıyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Anneannene geldiğini niye bana söylemiyorsun? Ne oluyor sana Eylül? Ali bir sakin ol. Ya ne demek sakin ol ya? Ne demek sakin ol? Peşimizde bir katil dolaşırken ben nasıl sakin olabilirim ha? Anlatsana bunu bana. Sen benim dün geceden beri neler yaşadığımı, neler hissettiğimi biliyor musun? Tamam. Alo. Ha, evet bulduk bulduk. Yok ya, Fatih ile alakası yok. Anneannesine gitmiş. Ne bileyim Tarık? Hayırdır ya? Terk edildim mi, haberin mi yok yoksa? Hayır. Çözmem gereken şeyler var benim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çözmen gereken şeyler var. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var, öyle mi? Saçmalama Eylül, yürü lütfen. Ali, durur musun? Eylül, bak senin bir evin, bir kocan var. Hastanede bekleyen hastaların var. Böyle saçma sapan davranamazsın. Böyle sorumsuzca hareket edemezsin. Öyle kafana estiği gibi çekip gidemezsin. Hadi. Oğlum, yalvarırım. Yapmayın, etmeyin. Torunum sadece elimi öpmeye geldi. Kötü bir şey yapmadı ki o. Efendim kusura bakma, sizinle de böyle tanıştık. Biliyorum kötü bir şey yapmadığını. Biz sonra yine geliriz, olur mu? Elinizi öpmeye geliriz yani. Sen merak etme, bir şey yok. Özel Bey. Eylül. Sakın anan gibi yapma. Adamını fazla büyütme. Tamam mı güzel kızım? Sen merak etme, ben içeri telefon numaramı bıraktım. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Siz de kusura bakmayın lütfen, buralara kadar yordum. Önemli değil. Yani Fatih bulunana kadar tedbirli olmamız lazım. Eylül Hanım, siz de eşinizden habersiz hareket etmeyin. Biliyorsunuz durumu. Siz Eylül Hanım'ın arabasıyla dönersiniz herhalde. Tabii. Eşyalarını getireyim. Şu anahtarı alayım. İyi günler efendim. İyi günler ya. Eylül nerede, bilen var mı? Hocam Eylül Hoca gelmedi de ama bizlik bir şey varsa yapalım. Bence siz onu bugün beklemeyin. Durumlar biraz karışık. Acil bir şey mi var? Durumlar karışık derken nerede ki Eylül? Ya sormayın. Ali Asaf Hoca'yı terk etmiş. Ali Asaf Hoca bakmaya gitti ama gelmeyebilir yani. Bir dakika, bir dakika Zeynep'ciğim, sen bunu nasıl duymuş olabilirsin ki? Bence kesin yanlış duydun, söyleyeyim. Hiç. Zaten öyle bir şey olsa bunu önce biz biliriz. Yani. Ortalığı boş yere karıştırmayın lütfen. Bana da Ali Asaf Hoca anlattı. Yoksa ben nereden bilebilirim? Şşş, tamam. Uzamasın muhabbet daha fazla.
Eylül Hoca, Ali Asaf Hoca'yı terk mi etmiş? Ne oldu acaba? Ay hiç beklemezdim. Ne güzel yakışıyorlar dedik dedik, nazar ettik görüyor musun? Fatih'i psikiyatri kliniğine yatırmışlar. Ay durumu o kadar ciddiymiş yani. Her şey geçtim, bu adamın yaptıkları ortada, yaşadıklarımız ortada. Bu adam elini kolunu sallayarak dışarılarda dolaşıyor. Sen nasıl bu kadar sorumsuzca davranabiliyorsun ya? Bu nasıl bir sorumsuzluktu? Ali yavaşlar mısın biraz? Ya ne güzel anneanneni bulmuşsun bak. Ne güzel, ne güzel anneanneni bulmuşsun. Ama ben niye bunu polis eşliğinde öğreniyorum acaba? Ha? Ali kaza yapacağız şimdi. Biraz yavaşlar mısın? Durur musun ya? Çok korktum Eylül. Anlıyor musun? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Tamam anladım. Söyledim, haklısın dedim zaten. Başından haber vermem gerekiyordu. Anlatır mısın şimdi? Nedir bu olanlar? Anlat Eylül, anlat. Anlat. Yüzünü düşürme şöyle. Ya bir derdin varsa paylaş benimle, konuş. Duvar örme şöyle aramıza, kaçma benden lütfen. Ya sanki çevremdesin Ali, kara bucaktasın sen. Hey, şimdi üste çıkmaya çalışma. Hem suçlusun hem güçlü. Ben kara bucakta çalışma kararımı sana söylemiştim. Tamam mı? Senin gibi böyle kaçmamıştım. Evet söylemiştin, hem de babamın cenazesinde. Abi Eylül'e ulaşamıyorum da sana bir sorayım dedim. Yanımda geliyoruz şimdi. Ha iyi. Bir sorun yok yani değil mi? Yok yok. 10 dakikaya gelmiş oluruz. Tamamdır hadi sağ olasın. Operatör Doktor Ozdağ Şakrak. Birisen Hanım, geçmiş olsun. Şikayet formunuzu boş bırakmışsınız. Problem neydi? Eşimin bir şikayeti yok. Aslında... Ben aslında Eylül Hanım için gelmiştim. Biz ondan randevu almıştık. Kendisi gelmeyecek mi? Ama alındım şimdi. Hani ben de fena doktor sayılmam, bir de beni denesiniz. Olma mı? Yanlış anlamayın hocam. Eşim illa kadın doktor olsun istiyor da o yüzden. Kusura bakmayın, hamilelik işte. Kadının halinden kadın anlar. Sizle ilgisi yok. Peki madem, siz bilirsiniz ama biz yine de şikayet formumuzu dolduralım, boş kalmasın. Dediğim gibi aslında bir şikayeti yok. Bebeğimizde bir sorun olduğunu hissediyormuş. Gerçi ona da baktılar, herhangi bir sorun çıkmadı ama... içi rahat etsin diye yine de bir beyin doktoruna görünsün dediler. Aşk olsun Erdal. Hani inanıyordun bana? Bu yüzden kadın doktor istiyorum işte. Erkekler anlamıyor. Eylül Hanım gelsin de o anlar beni. Tamamdır. Ben haber vereceğim kendisine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun orada.